Merhaba Spidey ekibi. Oo, Rhino yine iş başında. Ve yine ortalığı birbirine katıyor. Altınlarla kaçmaması ve şehre daha fazla zarar vermemesi için onu durdurmak zorundayız. Spidey ekibi, ipuçlarını bulmamıza yardım edebilir misiniz? Spidey ekibi! Miles'ın bulunduğu yer şehre hakim konumda. Peter ve Gwen'e Rhino'nun yerini tarif etmenin bir yolu var mı? Tabii ki. Miles resim yapmayı seviyor. Her gün gördüğümüz renkleri çok iyi biliyor. Etraftaki renkleri tarif ederek Rhino'nun nerede olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Biz de böylece ana ve ara renklerle ilgili bilgilerimizi pekiştirebiliriz. Ben de işe yarayacak başka bir plan buldum. Her yer rengarenk ama iki temel renk grubu olduğunu biliyor muydunuz? Bunlara ana renkler ve ara renkler diyoruz. Ana renkleri zaten biliyor olabilirsiniz. Yani kırmızı, sarı ve mavi. Ana renkler özeldir çünkü başka renklerle karıştırılarak elde edilmezler. Fakat Miles gibi resim yapanlar bu üç ana rengi birbirleriyle karıştırarak gökkuşağındaki tüm renkleri elde etmenin mümkün olduğunu bilir. Bunlara ara renkler diyoruz. Hadi ara renkleri birlikte öğrenelim. Bunları nasıl elde edeceğimizi öğrendiğimizde Rhino'nun yakınındaki renkleri tarif edebilir. Onu bulması için Spidey ve Hayalet Örümceğe yardım edebiliriz. Rhino şimdiden her şeyi birbirine katıyor. Fırlattığı mor arabayı gördünüz değil mi? Demek gördünüz. Harika. Şimdi Spidey ve Gwen'e onu nerede bulacaklarını söyleyelim. Ama önce Rhino'yu bulabilmemiz için iki ana rengi birleştirerek nasıl mor rengi elde edebileceğimizi öğrenelim. Böylece Rhino'nun yanındaki arabayı bulup Spidey ve Gwen'e yardım edebiliriz. Hangi iki rengi karıştırmalıyız? Mavi ve sarı olabilir mi? Bu doğru değil. Peki mavi ve kırmızıya ne dersiniz? Yaşasın! Mor rengi elde etmeyi öğrendik. Harika bir ekip çalışması Spidey. Tebrik ederim. Renkleri karıştırarak Spidey ve Gwen'e yol gösterdik. Ne kadar hızlı tepinip etrafı dağıtabileceğimi görmek istiyorum işte. Olamaz. Rhino ilerlemeye devam ediyor. Rhino'nun etrafında bu kez hangi renkleri görüyorsunuz? Arkasındaki ağaca bakın. Ağacın yaprakları sonbaharda renk değiştirmiş. Bu rengi Spidey ve Gwen'e nasıl tarif edebiliriz? Doğru. Yaprakların rengi turuncu. Mor elde etmek için mavi ve kırmızıyı karıştırmıştık. Turuncu için hangi renkleri karıştırmayı denemeliyiz? Düşünelim. Cevabı biliyorsanız söyleyin. Turuncuyu hangi renklerle yaparız? Mavi ve kırmızı mı? Hayır, moru böyle yaparız. Sarı ve mavi olabilir mi? Hayır, bence bu da değil. Ne diyorsunuz? Bizce haklısınız, öyle değil mi Spidey ekibi? Bakalım kırmızı ve sarıyı karıştırınca ne olacak? Harikaydınız. Çok iyi. Artık Miles gibi renkleri bir çırpıda karıştırabileceğiz. Sayesinde artık edemez. Ekip bu kez Rhino'ya yetişecek gibi. Ama Rhino şimdi de parka gitti. Her yer çimen, ağaç, çiçek ve yapraklarla dolu. Bu durumda bu bölgeyi en iyi hangi renkle tanımlayabiliriz? Doğru. Yeşil. Yeşili nasıl elde ettiğimizi biliyor musunuz? Mavi ve kırmızıyla mor yapmıştık. Sarı ve kırmızıyla da turuncu. Elimizde hangi renk kombinasyonu kaldı? Doğru. Mavi ve sarı. Başardık. Fantastik. Şimdi Spidey ekibi Rhino'yu nerede bulacağını biliyor. Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç. Mahallenizin sevilen Spidey ekibine bir puan daha gidiyor. Çalıntı paraları iade etme vakti. Evet. Hadi sallanalım. Hiç şansın yok. Çünkü biz Spidey ekibimiz. Harikaydınız. Yardımlarınız sayesinde Spidey ekibi Rhino'yu yakaladı ve altınlar geri alındı. Biz de ara renkleri öğrendik. Ana renkleri yani kırmızı, sarı ve maviyi öğrendik. Bunlar başka renklerle elde edilen renkler değil. Bu ana renkleri birbirleriyle karıştırarak gökkuşağındaki renkleri elde edebileceğimizi de gördük. Bunu nasıl yaptık hatırlıyor musunuz? Mavi ve kırmızıyı karıştırırsak hangi renk olur? Doğru, mor. Peki kırmızı ve sarıyı karıştırırsak? Harikasınız. Evet, turuncu olur. Son olarak mavi ve sarıyı karıştırırsak hangi rengi elde ederiz? Rhino'ya yetiştiğimiz parkı düşünün. Doğru. Yeşil. Yardımların için teşekkür ederiz Miles. Yeni becerimiz sayesinde artık tıpkı Miles gibi birçok rengi biliyoruz. Başka bir macerada görüşmek üzere.